İçinde bulunduğumuz cami Ömeriye Camii'dir. Gaziantep'in en eskisi, en eski camilerden bir tanesidir. Dışarıda giriş kapısı üzerinde bulunan kitabede anladığımıza göre 1210 miladi tarihlidir. Yani 800 küsür yıllık bir kitabesi mevcuttur. Ömeriye isminden dolayı halk arasında buranın Hazreti Ömer zamanında yapıldığı gibi düşünce olsa da bu yanlış bir düşüncedir. Her ne kadar Antep bölgesi Hazreti Ömer zamanında onun komutanlarından İvaz bin Ganem tarafından fetholunmuşsa da bu bölge birkaç defa Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında el değiştirmiştir. Yapım tarihinden tam olarak bilmesek de miladi olarak 1150 tarihinde yapıldığını tahmin ediyoruz. Ve 1210 tarihli kitabesi Gaziantep'teki en eski kitabelerden bir tanesi olmakla bu bölgenin uzun yıllardan beri İslam toprağı olduğunun en büyük göstergesidir. Hazreti Ömer tarafından yapıldığı söylendiğini bahsettik ama malum olduğu üzere Hazreti Ömer'in kızından torunu olan Ömer bin Abdülaziz var. Muhtemeldir ki onundan hareketle de buraya Ömer'in camisi demiştir. Yani iki Ömer'in birlikte bulunduğu Ömer'in ifadesi de geçmektedir. 1150 tarihlerine baktığımızda buranın Eyyubiler zamanında olduğunu görüyoruz. 1210 tarihinde de Selçuklular burada hüküm sürmüşlerdir. Geçmiş tarihlerdeki bu tür tarihlenmeler günümüze kadar da gelmiştir. Ömeriye Camii'nin çok farklı bir özelliği daha mevcuttur. Mütaharik minbere sahiptir. Gaziantep'teki 5 tane camide bu mütaharik minberleri görüyoruz. Ne demektir mütaharik minber? Hareketli minber demektir. Cuma günleri imamın hutbe vermek amacıyla yapıldığı bir burası minberdir. Cuma günleri cemaat geldikten sonra bu minber çekilir. Belki de mekanın kısıtlı olmasından dolayı böyle bir yapının mevcudiyeti günümüze kadar gelmiştir. Ömeriye Camii'nde, Boyacı Camii'nde, Ahmet Çelebi Camii'nde, Şirvanı Camii'nde ve Ayşebacı Camii'nde bu mütaharik minberlerin var olduğunu görüyoruz. Türkiye örneğinde olmayan bir minber tarzıdır bu. Kayıtlarımız bize Fas'ta bu tür minberlerin olduğunu gösteriyor. Belki de zamanında yapılırken mevcut yapının küçük olmasından dolayı böyle bir raylı sistemin olması da Gaziantep'teki Ömeriye Camii ve diğer camilere çok büyük bir özellik katmaktadır. Burası Antep savunmasında yara almış mermi izleri, Fransızlar tarafından, Ermeniler tarafından atılan top izleri ve mermi izlerine maruz kalmış bir yerdir. Hemen yanımızda bulunan Atatürk Caddesi, bu tarafta Müslümanlara aitti. Atatürk Caddesi'nden sonraki yerler ise Fransızların ve Ermenilerin mevcut olduğu yerlerdi. İşte oradan atılan toplarla beraber camideki minaredeki tahribatı görüyoruz. Bu da hala izlerini günümüze kadar yansıtması bakımından da önemli bir özelliktir. Caminin hem tarafında bir hazire mevcuttur. O hazirede de geçmiş dönemlerde büyük alimlerin, büyük zatların veya devlet adamlarının mezarları bulunmaktaydı. Osmanlı'da cami ile hazirelerin bir arada olmasının farklı bir özelliği vardı. Biz her ne kadar şimdi günümüzde mezarlıkları şehrin dışına atmış olsak da geçmiş dönem yaşantımızda mezarlar toplumun içinde bulunurdu ki insanlara bir ders verirdi. Çünkü insanlar her an ölümü hatırlayarak yapmış oldukları alışverişlerde, anne babaya saygıda veya diğer durumlarda insanlar bir gün öleceğini bilsinler ve ona göre davransınlar diye mezarlıkların şehrin içinde olduğunu görüyoruz. Gaziantep'teki mevcut camilerin birkaçında hala bu gelenek kendini sürdürmektedir. Bu da Osmanlı toplum hayatının önemli bir özelliği olarak karşımıza çıkar. Bu caminin geçmiş dönemlerde farklı bir özelliği daha vardır. Kilit açmak diye bir tabir var. Özellikle işte bahtı açılmayan kızlar cuma günü anneleri tarafından bir kilit getirilir. Cuma namazından çıkan çocuklar ilk gelenlerden kim kilidi açarsa, işte birkaç tane evlenecek yaştaki kızla bir arada bulunuyor ve onlarda kimin kilidi açılırsa onun bahtının açılacağına inanıyor. En eski cami olması ve kutsallığından dolayı da böyle bir gelenek var. Her ne kadar günümüzde olmasa da mevcut kayıtlarda bunun olduğunu görüyoruz. Evliya Çelebi iki defa Gaziantep'e gelmiştir. Geldiğinde Ömeriye Camii'nden bahsediyor. Burada tapıncak diye bir ifade kullanıyor. Tapıncak kelimesi Türkçe bir kelime. Tapma kelimesinden bir mabet olarak kullanıldığında geçmiş dönemlerde bize göstermektedir.